Eleştirir misin hanımı? Eleştiririm. Yani yanlış görüyorsan bana yanlış geliyor. Hatırlıyor musun en son ne zaman eleştirdiğini? En son iş yerinde eleştirdim. Evet. Yani işle alakalı. Saçma sapan bir şeyi kafasına takıyordu. Yani takılmaması gereken bir şeydi aslında. Çok basit bir şekilde hallolacak bir durumdu. İşte gitti onun üzerine saatlerce konuştu. Ben ikna aldım. Biri anlatmayacak. Yine böyle etrafında dolanacak. Evet, 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 evet. O beni gömüp kendini aradan böyle. Öyle değil, öyle değil. Ben bir soru soruyorum. Adam sorduğum soruyu tasvirlerle etrafında dolana dolana benim burada yaşama sevincimi sıfırlayıp... Olay ne biliyor musun aslında? Senin sorduğun sorunun cevabını hatırlamıyorum. Anladım. Onu da söylemiyorsun bana. Ha yani diyorsun en azından... ki ben bunu bir 10 dakika eğileyim. Evet. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Taksim Grand Pera'da rekor bir katılımla alkışlarla başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Bihter, sevgili Özgür. Evlisiniz. Evliyiz. İlişki kaç sene? İlişki 6 sene. Peki tanıştığınız o an? Şöyle arkadaş vesilesiyle tanıştık. Daha doğrusu tanıştırıldık. Bayağı kerttiler bizi yani. 27 Kasım 2013'te tanıştık. Galatasaray Real Madrid maçında. Böyle bir yerde izliyorduk. Beni çağırdılar. Israrla çağırdılar yani, arkadaş sağ olsun. Aradı falan. Ben böyle evde çekirdek çitliyorum falan. Neyse hadi gideyim mi? Kardeşim çok baskı yaptı. Ama şöyle de bir durum var. Arkadaşım bana Özgür'ü sürekli anlatıyordu zaten. Nasıl anlatıyordu Özgür'ü? Yani hem çok iyi hem çok tatlı falan, çok güvenilir falan diye anlatıyordu zaten. Öyle bir miymiş? De şöyle de öyleymiş. Ona vuruldum zaten. Bir de mesela onlar Facebook'ta bir şey paylaştıkları zaman ben yorum yapıyordum. Mesela altına o yapıyordu ya da ben o yapıyordu, ben yapıyordum falan. Zaten oradan bana yürüyordu bir... sürekli. Nasıl abi? Nasıl anlıyorduk yürüdüğünü? Yani ben o yürüme işlerini ben çok anlamam da ondan sonra o anlattıkça ben anlamaya başladım. Çünkü benim hani o şeylerle çok fazla işim olmadığı için. Kim kime yürüyordu acaba? Oo. Yani bizi tanıştıran arkadaşlar işte bir şey paylaşıyorlardı Facebook'ta. Ondan sonra altına illaki ben bir yorum yapıyordum. İşte başkası bir yorum yapıyordu. Araya Bihter giriyordu. Ondan sonra ama benim yaptığım yorumun altına giriyordu direkt o yorum. Sonra mecbur cevap vermen gerekiyordu. Hani ben insaniyet namına yapıyordum onu. O onu... Hocam sonuçta evlenilmiş yani, insaniyet namına olur mu yani burada? Böyle peki, anlatamayız benim, bunu yani. Benim şimdi oraya nasıl ben geldim? Onu da Allah yarattı diye cevap yazıyordu işte. Yani i̇ki bacağı var, iki kolu var. Aynen, sonuç itibariyle şimdi hani en azından orada kendini yalnız hissetmesin. Çünkü yazdığı şey direkt benim yorumuma cevaben yazıyor. Sence bu flörtöz işte, bir hareket midir? Benimki mi? Hayır oğlum, onun sana yazması. Ya aleni bana yürüdü yazıyor ya şu an yani. Direkt zaten beni orada hani birçok kız göstermişler. Boşandığı dönemin arkasında. Abi artık sana bir kız yapalım diye. Facebook'ta hocam bunlar nasıl arkadaşlar? Böyle katalogla kadın götürüyorlar sana. Aynen aynen. Boşandıktan sonra. Tabii. Neymiş o öyle? Bakmışlar bunda umut yok. Hani hayır işi yapacak bir şey yok. Senin ikinci evliliğin. Evet. İyi. Peki Facebook'ta yorum. Sonra nerede ilk flörtöz buluşma? Nereye gittiniz? İkiniz yalnız. Ben onun evine gittim. Şık olmuş. Ya ama o da şöyle oldu. Bizi ayarlayan arkadaşla beraber gidecektik. Onun kocası yurt dışındaydı. Ondan sonra Özgür bizi yemeğe davet etti evine. Tek yaşadığı için. Diğeri gelmedi mi? Baş ağrısı tuttu saat 5 civarı. Akşam. Hani söz verildikten sonra beni aradı. Sen tek aradı. Gittin. Aynen. Dedim ki yani ben gideceğim. Güvendim. Hani benim için sakıncası. Herhalde canım. O yüzden gittim. O gün eve tutuşuldu mu? Yok. O gün sadece muhabbet sohbet oldu. Ha, o kadar. Evet. Ha. Yemek ondan, yedi. Ondan sonraki gün. Evet. Ondan sonraki gün zaten sevgili olduk. Tamam. İkinci gün. Evet. Zaten 6 ayda evlendik biz. Biraz hızlı yani. Çocuk da oldu mu 4 ayda? Yok. Anladım. Ne yemek yapmış ilk gün? Tas kebap, pilav. Çok güzel bir salata vardı. O yemişti yemeğini ama ben gittiğimde tabağım falan hazırdı böyle. Oturttu beni. Hocam falan. İnsanları eve yemeğe çağırıp sen yedin mi onlar gelmeden? Evet. Neden? Açtım abi, ne yapayım yani? Bak bunu da böyle açık. İnsaniyetten bre Mesut Bey. Yedim ama niye yedim? Şimdi yani beni çağırdın eve. Geldim ben. Senin tabağında böyle köşesinde pirinç taneleri kalmış. Ben mesela kalkılmış sofraya oturup tüküreyim böyle akşam yemeğine yani.
ya açsam yerim sonuçta. Yani ben bir de o zaman 130 kiloydum. Nasıl? Tabii ben 65 kilo verdim. O yüzden zaten sürekli şeyle açtım mi? Ben 7-24 açtım. Ameliyatta falan verilir o kadar. Tabii tabii midemi %90'ını bıraktım kurtuldum. Vay anasın. Ha. Tanıştığınızda 130 muydu o? Evet. Evet. Aa. Evet. Sen bayağı sevdin. Bayağı. Sen o zaman bıngıl bıngıl seviyorsun yani özünde. Tabii canım. Aslında hiç değil. O ele gelen seviyormuş yani. Abi el demeyelim eller. Tabii. 130 ya, diyorsun ya yani. Ya sarılamıyordum zaten. Sarılamıyordu canım böyle kalıyordu. Hadi be. Yani. Kavuşmuyordu. Ama öyle. Ya romantizm hiç yok. Evet. Ora ya bura ya ne oluyor be? Ne olarak kayıtlı sende hanımın? Hatunum hatunum. Hatunum hatunum. Niye öyle karette karette gibi ikiledin onu? Ya ben sayısalcıyım. Bir kere okuduğumu anlayamıyorum. O yüzden mi? Herhalde hatunum yani. Kimindi lan bu? Ha, tamam benim. Yani. Benim hatunum okey. O sende? Suç ortağım. Suç ortağın. Haspam. Ne suç istediniz acaba? Bana gayriçi. Suç ortağım. İki tane seri katil ağırladık sanki. Ne yaptınız suç ortağım acaba? Ekmeğin ucunu kırdık. Hoppa! Annemin patatesini önceden attım ağzıma. Neymiş mesela? Hangi suça karıştınız ikiniz? İmalı sormuyorum da suç ortağında ne gibi suçlara bulaştınız? Evet anlat. Buyurun. Olsa ya altı tane leşleri varmış ambaşıcınızda. Abi bu adam 145 güne kadar insanların üstüne düşe düşe öldürüyor da öyle söylüyor. Ya suç ortağım şuradan geliyor. Ha. Kenan Doğulu'nun bir şarkısından esinlendim. Öyle. Yosun diye bir şarkısı var çok hoşuma gitti. Şey bizim ilişkimizin mi? Başlangıcına çok benziyor. Festival içinden. Gibisin katılmak istiyorum. Değil değil o değil. O değil. Şey mi? Hiç bana sordun mu? Yok o da değil. Aşkımız ağlarken. Yok, o da değil. O da mı değil? Şey mi? Aşk oyunu buna yok, derler. O da, değil. O da mı değil? Öyle çok Ali Fingirikli bir şarkı şey değil mi? Kurşun yani. Adres sormaz ki. Bayağı... Ulan ben de bayağı biliyormuşum bak yani Doğu Şarkısı. Akıyor yani şu an. Ne diyor mesela sözcüğü? Hayatımın anlamı, yaşama sebebim. Bir taneciğim. Bir sürü şeyimiz var yani. Hani her gün bir şey uydurabiliyoruz hani. Şimdi normal adamdan tuz isteyeceğim. Şey mi diyorsun? Yaşama sebebim tuzu uzatsana. Bir taneciğim tuzu verir misin derim. Ya. Hayatımın anlamı Rama nerede Rama? Yani sence çok edebi değil mi yani gündelik hayatın içinde fazla büyük değil mi bu laflar? Ya genelde sırnaşık şeylerimiz oluyor yani. Ha. Saçma sapan hani. Neymiş ama? Yani ne bileyim hani isimlerimizi saçma sapan şeylere çeviriyoruz falan. Özgürella. Bunu kullanırım ama ben. Kullanır. Buradan. Ne yaptın Özgürella? Bihterovski. Neydi ben sana Bitto Suğlan diyordum. Onu da Bitto Suğla diye bir şey çıkardım bir ara. Onu da kıçımdan uydurdum ama nereden hani çıktığını hatırlamıyorum. Datça'da Suğla... yarım adanın penosulu olduğunu görünce Bitto Suğla diye taktım bunu. Ha evet. Ne diyorlar anlayan var mı? Kendilerini şu an. Eski sevgililer konuşuluyor mu? Evet. Evet. Hadi ya. Evet. Evet. Hatta eski... tanışıyor. Kimle? Benim eski erkek arkadaşlarımdan bir tanesiyle tanışıyor. Tamam. Arkadaş sadece mı oldunuz? Sadece tanışmak da yeterli değil. Bayağı kanka oldular yani. Kanka mı oldular? Bayağı. Ne yapıyoruz adamla? Yani PlayStation oynuyoruz şu an. Şu an o aşamadayız. Hani ilk seviyedeyiz daha. Bayağı yürüyorlar birbirlerine ya. Bayağı yürüyorlar birbirlerine. Gecenin bir buçuğunda görüntülü konuşuyorlar falan. Ha tabii evet. Saçma sapan işler oluyor. Şimdi ikinci aşamaya geçmişiz. Doğru evet. Karının eski sevgilisiyle gecenin bir buçuğunda görüntülü mü konuşuyorsun? O aradı beni şimdi yani yapacak. Kim? Abi ben cevap verdim. Ben okey'e bastım. O aradı. Evet. İnsanlık yani insaniyet benden. Namına benim. Tamam tamam. Böyle şeyler oldu mu? Klişe şeyler. Söz, kına, nikah oldu. Bir şey. Olmaz ha. Mı? Of. Olmaz. Bizde bir bindallı krizi oldu. Uf. Ne demek o? Ya bu kınada giydirilen kadınlara bindallı denen bir şey varmış. Tamam. Şimdi hani illa tutturdular bindallı giyeceksin ya dedim. Allah aşkına benim ne işim olur bindallıyla falan. Böyle bir krizlerimiz oldu. Söz olmadı bizde. Bir nişan oldu evde. Daha doğrusu aileler tanıştı. İkinci gelişte nişan oldu. Ondan sonra Özgür bana evlenme teklif etti. Nişandan sonra... pardon nişandan 4 gün önce özür diliyorum. Zaten nişandan 2 ay sonra da evlendik. Yani böyle hıt hıt hıt. Giydin mi o bindallıyı? Yok. Yani şöyle oldu. Bir tane ipek. Giymedin mi sen onu? O bindallı değil ama ipek bir tane şaldan giydim. Yine giymiş boksürdür mü ya? Giydim çünkü. Giymiş yani. Giydim çünkü annemin çenesinden kurtulma ihtimalim yoktu. Tamam yani. Giydiğin ne? Ya bir tane böyle Özgür'ün anneannesinin de geçmişinden kalma. 300 yıllık mor bir şalvar giydim. 300 yıl. Evet. Bayağı böyle ipek mipek değişik bir şeydi. Bir de üzerine... Pahalıdır lan o satın onu. İşte aile yadigarıydı zaten. Ya siktir et yadigar satın ya. İleride o konuda planlarım var. Bir de üzerine böyle bir
galiba boşnak gömleğiymiş, bilmiyorum. Çünkü ben almadım, bilmiyorum o yüzden. Bir şey giydirdiler böyle, güzel bir şeydi ama. O kadar yani. Sen hocam, hanımı öyle gördün mü? Gördüm, gördüm. Ha. Ya o gün, işte Kına'nın olduğu gün biz zaten kaçtık. Kına'da değildik biz sonuç itibariyle. Ama Kına'nın sonunda gördüm. Bayağı zaten dağıtmışlardı. Benim yani, kepimi falan takıp böyle fotoğraf çekmişliği var Kına evet. Şeyiyle falan. Ha. Ben de peçe taktım, şey taktım falan. Onun fes gibi saçma sapan bir şey vardı, onu taktım. Evlenme teklifini kim etti? Ben. Nerede ettin? Anıtkabir'de. Etnografi müzesinde mi yoksa? Yok, tam mozolenin önünde. Yani... Ne, hangi sebeple? Çok da kritik bir konu şimdi böyle... Ayaklarım kanamadan çivide yürümeye çalışacağım. Niye Anıtkabir'de yani mesela? Niye Anıtkabir'de? Ya şimdi... Atatürk'ten sebep. Başka bir şeyden sebep değil. Yani aklımıza şimdi... geldi tabii. Tamam. Şey demedik yani. Aa, Atatürk'ü. Paşam, hadi canım. Yani özel olsun. Özel olsun derken sonuç itibariyle... 6 tane ok koydum böyle yan yana. Hiçbir şey yapamadım abi. Dizgiye neden yapamadım biliyor musun? Ya. Sorun da şu. O gün bu çekik gözlülerden nefret ettiğim gün oldu benim. Gerçekten akın ettiler yani. Bu beni çekiştiriyor yani sürekli. Yani adamlar tamam her yerde evet turist olarak dünyanın her fotoğraf ülkesine çeken gidiyorlar. Japonlardan bahsediyoruz şu an. Evet. Yani artık Japon mudur, Çin midir, Koreli midir? Hani benim çok çekik şeyim yok. Çekik gözlü deyince Tatar da olabilir. Bilmiyorum Tatar şu an da yani. Olabilir. Aynen de evet. Yani bunlar bildiğin hani şapkalı şeyler. Turistler her tarafında fotoğraf makinesi, kameralar olan. Ben tam bütün organizasyonu yaptım. Neydi organizasyon? Ya organizasyon dediğim yere çökeceğim. Elimde işte cebimde yüzük. Buyur diyeceğim. Orada bayağı da söyleyeceğim. Çok insanı organize etmişsin yani. Masraflı da olmuş. Hayır neden? Tabii. Organizasyon derken şöyle şimdi orada bu tarz şeylerin yapılması yasakmış. Ben onu öğrendim. Güvenlik falan izin vermiyor normalde buna. Ben şimdi sürekli gözüm güvenlikte, güvenliği kesiyorum. O bir şekilde bakmadığı an ben çökeceğim. Hani tabii canım o da hani kaçak suç ortağıyız ya o yüzden. O hesap. Suça dahil olalım diye. Ondan sonra... Anıtkabir'de gizlice evlenme mi teklif ediyor? Suç bu mu yani şu an? Tabii tabii. Suça bak. Suç ama bu suçmuş. İnşallah ondan... içeri alırlar biz bunu yayınlayınca. Ben çok isterim. Arapın işleri kimde? Birbirinizden aldığınız para borç diye mi nitelenir? Bizim her zaman kasamız oldu. Hiç senin benim olmaz. Kasa hep... evde böyle gömme kasa mı? Hayır hayır. Ortaktır yani. Hiç öyle bir senin benim olmadı bizde. Olmaz. Aynen öyle. Anladım. Ya para yok zaten. Dolayısıyla... Olan da ortak yani. Olan da ortak. Şey mi yani mesela? Ortak bir hesap mı var? Ortak orada mı harcıyorsunuz? Kart bir tane mi? Onu soruyorum. Aynen aynen. Aynen bir tane kart var. Aynen. İşte o kart üzerinden harcamalarımızı yapıyoruz zaten. Zaten hep beraberiz zaten. Yani. Hani ayrı bir, bir şey şifre var. Aplikasyon ikinizde de var. Bankanın üzerinden yürütüyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Ha, anladım. Ev Beylikdüzü'nde. Ev evet. Beylikdüzü'nde. Flört. Peki hep öyle miydi yoksa sonra mı? Yok ilk başta Florya Cennet tarafındaydım ben. Hanımefendi? Avcılar. Peki o dönem böyle eve bırakma, evden alma falan var mıydı? Flört döneminde daha böyle. Şöyle genelde hep Özgür'ün evinin oralarda buluşuyorduk zaten. Beni taksiyle eve gönderip, şey, işten geliyordum metrobüsle, taksiyle eve gönderiyordu falan. Ya, taksiyle? Yani. Kendi bırakmıyordu ama. Yok. Ya o taksicimiz yok. Özel bir taksiciydi ama. Hatta bizim gelin arabamız falan oldu. Çok buradan da ona hakikaten selam olsun. Ya normal taksi değil. Gelin arabanız ticari taksi miydi? Normal taksi değil işte. Açtın mı mesela şey? Normal taksi değil diyorum ya. Nasıl? Korsan. Yani. Korsan mı? Oğlum suç örgütü lan bunlar. Vallahi suç örgütü bak. Ama söyledik baştan. Vallahi söyledik. Dip pep gibi çift yani. Ne oldu da belli değil. Çocuk çocuk yok. Yok. Kim daha yakın çocuk fikrine? İkimiz de eşitiz herhalde ya. Eşit mesafedeyiz. Yani ikimiz de istiyoruz. Ama ikimiz de her çocuk fikri ortaya atıldığı zaman ya işte bu sene de şey yapsak mı? Biraz daha mı gezsek? Biraz daha şurayı da mı görsek? Kafasında yaşlar olduğumuz için. Da var galiba azıcık. Sen var, de var özellikle. 40, kaç? Ben 40-41 yaşındayım. 41 aha. Olacağım daha doğrusu bu. Siz 32 mi? 36 olacağım 36. Ben de. Teşekkür ederim ama. Ama ne demek? hocam sen istiyorsan çocuk... Sanki bu birkaç sene içinde olsa mı? Zaten olacak yani birkaç çünkü sene sonra
sen 78 yaşındaki çocuk 6 fark olur yani epey. Bu benim babam mı dedem mi? Bu nasıl adam? Dövmeliydim. Tövbe estağfurullah. Yeni mi Anıtkabir'e gidiyoruz? Neden ya? Ya olur olur. Bu bir iki sene olacak gibi. Değil mi? Tabii tabii. Şu an kedi köpek. Aynen. Aynen. Şimdi kediler köpekler aslında biraz da sorumluluğu anlatırlar. Mesela kedinin köpeğin sorumluluğu kimde? Bu adam iyi bir baba olur diyor musun kızım? Kesinlikle. Vallahi. Evet. Ha, gezdiriyor ediyor, tabii, topluyor tabii, ediyor. Tabii. Hatta benden daha çok yapmışlığı var yani onu söylerim net. Ben daha yeni yeni dengeyi kurmaya başladım. Hanımefendi genelde... peki gamsız bir anne mi olur hocam sence? Of ya. Nasıl? Gamsız değil de tam tersi olur ya. Ne olur? Yani bilmiyorum da hani çocuk... Yine bir konumuza daha kal geldi durduk yere. Anlatacağı da duruyor böyle. Abi şöyle olur. Yani Bihter çok çok iyi bir anne olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Muhteşem bir anne olur. O kadar ki çocuk belli bir yaşa gelip hani zihni artık açılıp bazı şeyleri anlamaya başladıktan sonra annesinin ne kadar psikopat olduğuna yorum yapabilecek seviyeye gelir. Övdün mü, gömdün mü şimdi? Ben anlamadım yani. Yok, övdüm. Yani şöyle ki, işte çocuk... Hocam, övmedin. Biz buradaydık. Övdüm. Bayağı gömdün ya. Hepimiz buradaydık. Övdüm. Yok, şöyle. Hani aman düşmesin, aman aç kalmasın, yok. Aman şu saatte işte suyunu içsin, aman ne bileyim yemeğini şöyle yesin, aman hasta olmasın. Çok üstüne düşer çok çocuğu. Çok fazla. Evet, yani. Senin o psikopat... Kelime tercihinden biz biraz yanlış anladık. Ama o psikopatiye kaçabilir yani Bihter'de. Anladım. Ya ben köpek çıkarırken bir de köpeğe bir iki kere saldırı oldu. Şimdi çıkarırken bile böyle hani ki bütün köpekleri çok severim. Asla hani benim çocuğum değil diye ayrım yapmadım ama hani hep böyle sanki hep bir şey olacakmış gibi. Veya mesela sokakta kadınlar hani çocuklarına böyle laletten şey yapıyorlar. Ben çok bilirim gidip çocuk yakaladığımı düşerken falan böyle hani hep gözüm çocuktadır düşecek bir şey olacak falan diye. Ha, biraz tabii fazla tedirgin zor ama çok yıpranırsın böyle yani. Kesinlikle. Anladım. Beni de yıpratıyor zaten. Nasıl? Daha kedi köpek de bunu başarıyorum çocukta. Yok sadece kedi köpek anlamında değil bana da aynısını yapıyor. Ne yapıyor mesela? Ya mesela şu an bile onun kafasında şey olabilir hani ben tişört giydim yani tişörtlüyüm şu an. Acaba üşüyor mu da vardır kafasının bir tarafında. Var hani mı hasta an? Olur mu yok, acaba? Yok şu an yok da genelde oluyor çünkü o kiloluyken hiç üşümüyordu o yağ tabakasıyla. Şimdi böyle üşüyor ve hastalanıyor. Yani bazen ikaz ediyorum. Evet bak giyin hani üşüyorsun. Tabii falan. Abi kilolu insan daha sert basıyor yere. Hayata karşı daha dik. Hiçbir rüzgar onu deviremez mesela. Bayağı yerler 145 güne esna bırak. Esen gel. İlişkinin dokunmatiği kim daha çok muç? Bihter. Net mi? Çok net. Hadi ya. Evet. Nerede anlıyoruz bunu? Nereden anlıyoruz? Eli kolu hiç rahat durmaz onun yani. Eli kolu. Tövbe estağfurullah. Hayır, biz şimdi sanki anamın sana pandik atıyormuş gibi düşündük yani. El kolu rahat. İş yerinde muhasebe işleri yapıyor. Aktif pasif. Ticari mallar. Hoppa. Böyle bir... Yok yapar zaten. Lütfen. Lütfen ama bak. Doğruluk payı olabilir biraz. Doğruluk payı olabilir yani o hani... Yok pandik atmıyorum. Pandik atmıyorum. Tamam. Tamam. Ama yoklama olarak diyebiliriz. Allah seni nasıl biliyor söylemsin. Bihter'cim, iş testinde ilk defa soruyorum bunu bir hanımefendiye. Zaman zaman beyni yokluyor musun? Vallahi mı kız? Ya ama yoklama. Nasıl yoklamak mesela? Ya buralarını sıkıştırırım mesela. Oraları sıkıştırırım her mesela. Her yerini sıkıştırırım yani. Nasıl söylüyorum şimdi? Geldi adam mesela sabah günaydın dedi. Böyle bir şey yapıyor mesela? Biraz sert oldu farkındayım ama kadın üzerinden yapınca biraz yumuşar hadi en azından. Ya oluyor yani. Ama yanlış anlaşılıyor. Hocam bu senin hoşuna gidiyor mesela. Hayır, alıştın nefret, mı buna? Yok nefret bugün ediyorum. De beni kimse yoklamadı falan diyor mu mesela? Yok. Ben alışırım diye korkuyorum zaten. İnşallah alışmazsın yani. Aa, abi bu yaştan sonra alışmak ona çok kötü tabii, abi. Tabii. 55 yaşındasın. Ana yine bir... Hayır genç yaşlarda olsaydı en azından hani bir yerden yırtardım diye bakabilirim. Tabii sokakta da oluyor mu yoksa işlerinde? Yok artık. Tamam sakin soruyorum. Evde yani. Evde canım. Evde ya, oluyor. İş yerinde kimse yokken oluyor yani arada. Ha, aferin kız. Kimse varken de yani. Arkası dönükse bir bak bakalım. Bakalım orada mı? Ya ama gerçekten bölge yanlış anlaşıldı bence yani. Ben ne yapıyorum şu an sırt? Sırtın aşağısı diye düşünelim. Ben sırt sıvazlıyorum deminden beri. Sen yanlış anladın yani. Tabii canım. Öyle. Vallahi aynen öyle. Sen pek dokunmatik değilsin yani. O da öyle ya.
Hoş geldiniz. Suç ortakları. Şık bulur musun bu adamı? Tarzını seviyorum, evet. Özellikle kilo verdikten sonra daha çok seviyorum. Nasılmış tarzı? Anlayalım. Yani mesela son zamanlarda oduncu gömlekler giyiyor. Bayılırım oduncu gömleğe. Bir dakika, son zamanlarda ben oduncu gömlekler giymiyorum. Zorla bana 3 tane oduncu gömlek kaktırdı. Ha, o yanlış anlaşılmasın. Ben giymiyorum. Şekerim. Bana giydirildi. Şimdi bak. Bana zorla giydirdi. Bir de ben... Beni yokladılar. Bana giydirildi. Bana giydirdiler yani. Ben ya hep ya, şey... Şaka gibi. Ben hep ilişkinin mazlumu. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Şekerim, sanki olayı böyle anlatmamalısın. Yani adama 3 tane oduncu gömlek alıp... Ya, tamam, son öncesi... zamanlarda giyiyor, çok hoşuma gidiyor diyemezsin. Tabii. Bu Barbie'nin sevgilisi Ken değil bu adam. Bu adam bir birey, canlı kanlı. Tamam, mesela kamuflaj giyer çok sıklıkla. Kamuflaj desen çok giyer, çok severim. Yeşil tonları giyer, çok severim. Genelde kazakların hepsini seviyorum. Karışıyor zaten. Musun ne giyeceğine? Evet. Açık ol. Fikir veririm yani. Bunu giyme, bunu giy, bunu yap falan. Hocam karışır mı karışmaz mı? Karışır. Aleni karışır ama şöyle karışır. Hayatım, onu giymeyip de şunu mu giysen acaba? Hayır. Yok yok, sen onu giy. Kuzum, mesela ilk soru hadi biraz kurtarır var. Ama onu giy dediğim noktada karışmış oluyorsun. Mübalağa yapıyor ya. Lütfen yani. Abartıyorsun hocam. Allah da belamı versin. Yani hakikaten. Ne güzel konuştuklar üçümüz. Saçma sapan. Anladım. O kadar. Sen ona müdahil olur musun? O diyeceği yok. Konusunda ya da fikir verir misin? Yok. Efendim? Fikrim olmuyor genelde çünkü benim. Öyle mi? Yani çünkü ben en son... Yani ben sen bilirsin deyince kavga çıkmıyor. Ha. Ben fikir vermediğim için kavga çıkartabiliyor mesela. Ya bir şeyde de fikrin olsun diyor. Ya onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, etek giyeyim mi, pantolon giyeyim mi? Bunun üstüne, 5 şeyin üstüne siklemen olur mu? Siklemenin ne olduğunu bilmiyorum ben. Oradan fuşya bilmem neymiş. Fuşyayı da bilmiyorum. Benim için 3 renk var, 5 renk var. Hani onu böyle saçma sapan şeylerle, saçma sapan tonları uydurma çabası içerisinde oluyor. Ben söylediği tonların hiçbirini bilmiyorum. Hani benim bilmem nerede giydiğim kıyafeti bunun üstüne giysem olur mu diyor. Ya ben kendimin üstünde o sırada ne olduğunun farkında olmuyorum. Hani ben öyle çünkü şey yapmayan konuş bir adam. Konuş hocam. Zaman bu zaman. Vallahi konuş. Belli yani, sen acık dolmuşsun. Çok. Değil mi? Ben 4 dakikada çok. Konuşuyor adam yani. Ben tonumu bilmiyorum. Tonumu ben şu an. Bana sorma ya. Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Taksim Grand Pera'da. Alkışlarla devam ediyor. Arkadaşlar, o kadar suç ortağıyız dediniz. Tamam mı? Kuzum, bu adam bir akşam geldi. Dedi ki, ben dedi bir tane tempra aldım. Konuya giriyor şu an. Tamam. Bagajında bir şey var dedi. Onu dedi göle atmamız lazım. Bir şey dediği de bir şey. Cansız bir beden. Bu adamın o suçuna ortak olur musun? Olurum tabii ki. Ne yaparsınız? Ne yapılması gerekiyorsa onu. Önce niye yaptığını sorarım. Gerçi anlatmıyor. Muhtemelen biliyorumdur niye yaptığını. Hayır, söylemiyor. Karışma diyor. Bir tane keyfim var, kimse karışamaz diyor. Zaten diyor bak, bana aldığın oduncu gömlek kanlı diyor yani. Hakikaten olur musun ortak? Olurum. Sen hocam? Sonsuza kadar saklarım. Öyle de atarım. Birbirinizi asla satmıyorsunuz. Yok. Kuzum, sence dünya ne yakışıklı adam mı? Evet. Benim için de öyle. Ben söylerim canım öyle olsa. Ya şöyle, hani gerçekten benim için öyle. Ama şimdi bir Jason Momoa karşıma gelse dibim düşmez mi? Düşer. Yani. Jason Momoa kim? Game of Thrones izlediniz mi? Tabii. Khal Drogo. Ha tamam. Oo. Yok, benim de düşer. Momoa. Momoa. Düşer abi yani, senin de düşer. Düşmez abi. Benim adıma niye karar veriyorsun? Düşmüyor ya benim. Ay, en azından boyu boyuna... Ya rica ederim ya. Öyle bir şey olsa ben Mountain'le flörtleşirim size de yani. Ha, o da olur. Kusur. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Var. Heh. Saçının daha uzun olması. Zaten uzatıyor şu anda. O yüzden. Ha, ne kadar uzun istiyorsun? Yani bence çok uzun da olabilir ama...
Hani o ne kadar uzatır bilmiyorum. Ha, adama oduncu gömleği giydirdin. Saçına karar veriyorsun. Karar vermiyorum canım. Hani öyle bir dilekte bulundum. O da sağ olsun kırmadı. Hocam dilekte mi bulundu yoksa? Nasıl? Tabii rüyaya yatıyor. Rüyaya? Tabii. Ne demek o? Öyle yatıyor. Kalkınca bir tanem işte diyor saçlarını mı uzatsan? Sebep? Daha sanki güzel olur böyle gümüşü renkler falan diyor. Hep gene bir renk böyle işte fuşya, gümüşü falan. Dümdüz gri bu yani. Gümüşü yani, falan değil ayrıca. Parlayınca gümüşü oluyormuş. Ondan sonra benim saçları uzatmaya devam ettiriyor. Kendi işte habire makineye vurduruyor. Sen peki içten içe uzun saçlı olsun ister miydin? Biter mi? Aha. Ya zaten ondaki değiştirmek istediğim tek özellik o. Tanıştığımızda bayağı uzundu saçlarım. Öyle mi? Çok güzel saçları vardı. Aha. Yani dalgalı, kıvırcık kıvır. İşte kıvırcık kıvır yani o derece. Saçları vardı ama o böyle tercih ediyor. Benim de fikrim o kadar yetiyor ona. Benim de orada bitiyor. Haddim yani, hududum bitiyor. Benim şey yetkim ya. Yok Mesut Bey. Söyleyemiyorum o kadar. Aşk benim de yani. Ya. Anladım. Söylüyor o kadar. Çekiliyor yani. Kuzum kaşı kaş gözü göz mü? Evet. Gözlerine bak, özellikle bayılıyorum yani. Gözlerine. Evet. Evet, nevi şahsına münasır gözleri var. Evet. Bir de çok güzel. Yani gözlerin içi gülüyor derler ya. Hakikaten öyle yani. Ha. Evet. Romantik midir bu adam? Evet. Aslında çok öküz görünür. Dışarıdan çok öküz görünür ama hakikaten romantiktir. Romantik. Yani. Ya yemin aynen ediyorum şu an ağır şey yapıyor yani oynuyor. Vallahi. Ne demek? Yani cinayetine ortak olurum o ayrı. Tamam, tamam. Başımla beraber de. Şu an direkt yalan söylüyor yani. Kendinin farkında değil. Daha ne olacak? Her gün çiçekle önümde çökecek halin yok yani. Daha ne olacak? Ya yapamam zaten de hani yapmam. Romantizminden kastın ne kuzum? Ya bir kere hani sevmesi çok güzel. Ne bileyim dokunması, sarılması. Yani illa böyle bir sürpriz mürpriz falan. Ben zaten öyle çok sürpriz seven bir insan değilim. Hani severim, neyi severim? Balon alsın isterim mesela. Kalpli uçan balonlar, onları çok severim. Balon mu? Balon. Ha. Hani arada bir çiçek almasını seviyorum. Alır mısın arada bir? Yani yolda trafik sıkışınca alıyorum. Yani çiçekçi ya, karşına çıkıyor yani. Ya camdan içeri sokuyor herifler zaten. Niye ya, en son şeyde aldın. Tanışma yıl dönümümüzde aldın. Yıl dönüm müydü? Tamam. Tamam ya aldım evet. Tamam yeter. Sen sana zorla satılan bir çiçeği hanıma mı veriyorsun hediye diye? Evet. Şık hareket. Şık vallahi. Saçları dışında daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı hanım? Yok. Adama soruyorum. Ha pardon. Yokmuş. Ben gene kendi üzerime aldım. Yokmuş. Senin hocam? Yok. Hakikaten mi? Yok hakikaten yok. Siz birbirinizi çok beğeniyorsunuz. Evet. Yani ben en azından onu çok beğeniyorum. Kaç veriyorsun bu adamın fiziğine 10 üzerinden? 10 üzerinden 8,5 veririm. Niye? 4 etmez öyle söyleyeyim sana yani. Ben senin abinim. 4 bilemedin 3,5 öyle söyleyeyim yani. Bakış açısına göre tabii, değişir. Tabii. Hocam sen kaç veriyorsun fizike? 9 veririm. 9 okey. Güzel durdum ha, politik durdum değil mi? Akıllı durdum yani. Canım benim de 4 veriyorum. Linçten kurtuldum bir an. 9 az verdin abi oğlum. Sıçarım valla. Ne 9 sen kimsin? 9'muş. Güzel güzel. İkinizin de gözleri kör olmuş gerçekten aşktan. Evet. Yok benim 6 zaten. Ay Allah ya. Coştuk bir anda. Hocam. Fışt yaptın. Hanımın bir huyu değişecek. Hangi huyu? Bak bunu zoomlayacağız tamam biz bunu yayınlarken. Bana ne anlatmaya çalışıyor yani. Of. Şu an hiç yeri değil bu. Başka bir şey mi geldi aklına? Yok. Ne oldu? Hangi huyu? Aması. Ama. Yani? Ya bitlerin her şeye bir aması vardır. Yani. Olumsuz mudur? Tabii. Oo. Ya hayır her şeyin bir sebebi vardır. O yüzden amayla devamını getiririm yani. Ona göre de bahanedir mesela. Bir örnek alayım abi. Var mı aklına bir örnek? Ne mesela amalı ne var hayatınızda? Amalı ne var? Soruma sıçayım o ayrı. Amalı ne var? Yani mi? Rica ederim. Sen açtın konuyu. Yani diyeyim. İşte bok gibi sor. Ben nasıl yapayım? Amalı ne var? Amalı ne var?
Ya diyelim ki işte dışarı çıkacak, yeni yıkanmış, saçları ıslak, nemli, yapmış, etmiş, hava soğuk, çabuk hasta olan bir yapısı var. İşte diyorum ki en azından bir bereni tak, işte şapkanı tak. Ya takayım ama zaten gideceğim yerde üstte ısıtıcı sürekli çalışacak ve ben onun altına oturacağım. Orası doluysa, doluysa içeri geçerim ama zaten hani orada da yer yoksa ben bir şekilde beremi yanıma alırım. E başta bunu söyle, bereni yanına al, gene takma yani. Hani benim için problem değil, orada takıp takmaman, en azından yanına al. O amalar sürekli ama, yani söylediğin her şeye karşı bir aması vardır Bihter'in. Zordur ha bu da. Çok. Değil mi? Yani yıpratır. Her şeye bir aması vardır. Öyle kabul ettik, yapacak bir şey yok insaniyet namına. Sen kızım fışt yaptın, bir huyu değişecek. Saçma sapan bir zamanda aniden sebepsizce sinirlenmesi değişebilir. Öyle mi? Ben öyle biriyim. Ya mesela sabah lanet okuyarak kalkabilir hiç ortada sebep yokken. Şey mi mesela, çarşamba sokayı böyle çarşambaya böyle mi? Tabii aynen. Sonra durduk zaten yere yani. Yok yapıyorum onu hakikaten. Neden? Ya bilmem. Hayata söverek başlıyor. Evet. Sonra işe gidene kadar mütemadiyen trafikte herkesin zaten. Çok galis küfür duydun mu onun ağzından? Ha? Böyle ama şey, enteresan. Tabii. Yaratıcı. Tabii. Ne mesela? Biz karı koca yaratıcıyız o konuda. Ha? Tabii. Ne mesela? Vallahi ortaokula döndük. Sana sordu, bana sormadı. Soracağım, bekle aslanım, kaçamazsın daha dur. Söylemesek olmuyor. Allah sesi, bir şey olmaz yanacık. Geçen ne dedin? Yanacağına yanacak. Ha? Oo, bu çok ağır ama ya. Evet, yok, çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Ağır girmeyin. Böyle bir orta karar bir şey bulalım. Ya genelde, yaratıcı. Mesela onlarda yaratıcı olma sebebi çok güzel Trakya küfürleri var. Ha. Benim alışmam çok zaman aldı bazı kelimelere zaten. Ne mesela? Ne var o kelimelerde? Ya ne bileyim, geçen bir şey oldu. Ne oldu hatırlamıyorum. Evdeydik. Ne olmuştu? Tamam, neyse. Neyse, bir şey oldu. Benim böyle gene birden nevrim döndü. Ondan sonra o arada işte kalktım. Ben küfür etmişim. Bihter başladı gülmeye. Ondan sonra ne oluyor dedim. Ya ne dedin sen? Ne dedim bilmiyorum, ben de farkında değilim. İşte şöyle bir şey söyledim. O da söylediğim şey küfre çok gülmüş. Hocam. Yani küfür ediyorum ama. Ya ben konudan uzaklaşmaya çalışıyorum. Sen beni konunun içine çekmeye çalışıyorsun. Yasin oku Yasin. Allah gideyim mi lan ben tam şu an? Kör noktada gideyim tam şu an ya. Evet. Döndü dolandı, o da ona bozulmuş, öbürü de deyince. Hangi don? Ha? Hayırlısı olsun. Tamam, yani söylemeyeceksiniz. Söylemeyelim ya. Bir Edirne'li küfür duymayalım biz yani. Ya yancığına yancığına koyayım ebenin. Yani daha da devam ettirebilir miyim? Tamam, tamam. Bundan dörtlük yazarım. Yaz ulan. Neyse ne ya. Yok. Zaten yayınlayamayacağız bunu. Siktir. Bari rahat rahat konuşalım. Demişleri kimde? Şu son 2-2,5 ay öncesine kadar ağırlıklı Özgür'deydi, öyle söyleyeyim. Ağırlıklı? Yani şöyle anlatayım. Ne demek abi? Bir dakika şimdi. Gerçekleri burada diyeceğiz. Tamam. Azıcık dur. Tamam. Ne demek hocam ağırlıklı? Yok, gene beni satıyor. Yani ağırlıklı değil, ev işlerini ben yapıyordum. Evet. Tamamın. Tamam. Bir süre evet. Neden? Bir süre derken son 2,5 aya kadar. Ya. Yani 6 yıllık. 5. 5 yılda. Yıldırım düşer. Ya düşsün, problem yok. Bayağı burada yani, düşer yani. Bu da standart savunmasıdır. 5 yıl eksi 2 ay sende miydi bu ev işleri? Hayır ya, o kadar yani değil. Ya en azından 5 kere yapmışlığı vardır. Ütü? Ütü yapma. Ütü zaten yapmıyoruz genel olarak. Ütülemiyoruz. Çamaşır, bulaşık. Hepsi sende. Temizlik, işte süpürme, silme. Hepsi bende. Tamam. Yani bendeydi. Mesela, artık 2,5 aydır Bihter'de. Ama beraber çalıştınız bütün gün. Aynı karşılıklı masalarda. Evet. Eve gelip yıllarca işleri sen yaptın. Değil. Neden? İşte. Yok öyle değil. Yani şimdi Bihter işte evcimendir dedi ya benim için. Bihter'in iki tane çok sağlam dostu var. Bazen onlara gider mesela hafta sonları kalmaya. İşte bana da der, sen de git şuna git, buna git, sen de çık, sen de şey yap. Ben sevmiyorum zaten çok fazla dışarıda zaman geçirmeyi. Ben evde genelde işte bir kedimiz var, bir köpeğimiz var. Ben genelde onlarla takılıyorum, oynuyorum, ediyorum. Ya onlar bana daha
yakın geliyor açıkçası orada dışarıdaki temizlik insanlardan. Ben şimdi evde kaldığım zaman yapacak iş bulamıyorum bir süre sonra. Canım sıkılıyor, temizliğe giriyorum. Temizlik yapıyorum. Sonra yani evi süpürüyorum, sonra siliyorum. Yemek. Sonra işte yemek yapıyorum. Evde mesela çok sıkıldım deyip süpürgeye mi girişiyorsun? Evet. Bu ne kötü karar ya böyle. Ya olabilir. Sen? Tabii bu da senin işine geliyordu. 2,5 ay önce ne oldu da işte bu? Ya şöyle. İsyan mı ettin? Yok. Yani isyan etmedim de ben bunu 5 senedir zaten hani beraber yapmamız gerektiği konusunda konuşuyorduk. Bihter de her seferinde bana hak veriyordu. Doğru haklısın, doğru haklısın. Yapalım o zaman. Yapalım. Aferin kız. Tabii. Tabii. Hep mesela, Hakan'ın yanındayım. Bihter'de hiçbir zaman şey yoktur. Bana da mesela herhangi bir iş yaptıracağı zaman şöyle yapalım mı der. Ben salak gibi onu yaparım ve o yapalım mı yani beraber yapacağız kafasına girip bir bakmışız iş bitmiş ama ben yapmış olurdum. En son bir iki buçuk ay önce bir gece gene oturuyorduk öyle. Ya dedim böyleyken böyle hani hep böyle söylüyorsun. Beraber yapalım mı? Bundan sonra dedim beraber yapmayalım. Bundan sonra dedim sen yap. Ondan sonra sana uyarım. O da zaten kendisi de ben de seninle bunu konuşacaktım. Artık ben yapayım ama ben dedi bugüne kadar... Hayatınızda böyle bir tornistan yalan duydunuz mu? Ama gerçekten böyle. Tabii hayatım. Özgür hayatını öpeyim bak ben... Tam sana bu konuyu açacaktım. Yıllardır sen yaptın. Bütün işleri artık ben yapayım diyecektim. Vallahi benden çok yaşlar ha. Hemen benden önce söyledim. Peki ben işin real tarafını anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle yeni evlendiğimizde zaten ben bir 3-4 ay hiç çalışmadım. O iki iş arası bir boşluğum var. O zaman komple zaten böyle bir yeni evlenme kafası. Aman yemek de yapayım, şey yapayım. Normalde çok seven bir insan değilimdir. Bu net zaten konuşmadan. Ondan sonra bir... 2,5-3 yıl öncesine kadar her hafta sonu temizlik memizlik falan yapıyorduk beraber. Öyle mi? Yalansa söylesin. Hatırlamıyorum. Ondan sonra benim kalçam sakatlandı. Bayağı kalça kemiğim yerinden oynadı falan. Ondan sonra tabii bir süre bunun üstüne yattım. Onu da bu parklarda olan salak aletler evet var ya, ya böyle saçma sapan yok. Kıçımızı açalım, başımızı açalım falan hani böyle. Falan. Gerçekten birbirinden sikko aletler var orada değil mi böyle? Ayağımı şöyle yapınca ha. Ne oluyor acaba yani? Bana biri anlat. Ha niye yaparsın? Ya da böyle ikili biri biliyorum böyle böyle gidiyor. Ha, ne oluyor yani şu an ya? Şu an ne oldu? Bana biri anlat. Tabii. Ne oldu? Benim neyim gitti şu an? Göbeğim mi azaldı? Götüm mü küçüldü? Ne oldu? Allah sana. Şu ne? Bu ne bu? Aynen yani. Bir o de bu karşılıklı var. İşte tutup böyle saçma sapan o hareketler. Ha. Böyle sanki hani karşılıklı yapınca da birbirine gaz mı veriyorsun artık? Ne mantıkla yaptılarsa onu. Hani tek başına binemezsin bu alete falan gibi. Onu da yaparken alet o kadar güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki alette bir dur noktası yok. Şimdi alette zaten dur noktası olmayabilir ama insanda bir dur noktası olmalı. Şimdi Bihter de orada nasıl bir gaza geldiyse onda da bir dur noktası olmamış. Bayağı şpagat orada çarp etmiş. Aa falan. Bacakları açarken tabii. Sonsuza mı açılmış? Tabii. Tepedim. Yani o şpagata koşarken orayı... Hop! Ne oldu lan bana? Ya öyle yaparken işte kalça kemiğini yerinden oynatmış. Ne o işte yani? Bayağı 1,5 ay Özgür taşıdı beni tuvalete, yürüyemiyordum. O kadar? O kadar. Tabii tabii. 1,5 ay. Ondan sonra 2 sene falan tedavi gördüm. 2 sene? Evet evet. O 2 sene zarfında hocam temizlik yapamayacak durumda mıydı? O yüzden. Ya aslında değildim ama değildi mesela de. Koltuk çekeceğim. Aman yapma gene oran ağrıyacak. Gene öyle olacak gene buraya. Aa dedim tamam yap. Yani yap. Yap yeter yap. Ama yemekler konusunda falan hiç hakkını yemem yani. Ya Özgür hoşuna gitmeyen bir şey var. De bakayım ne? Bir de ye. Ya hoşuma gitmeyen şey şu hani... Bir de yap hani sanki o dönem o zaman zarfında sürekli hani öyle mi yapalım hani bunu yapalım gel temizlik yapalım tamam temizlik yapalım gene hep yapalım da o zaman zarfında da tam mesela işe girişeceğiz işte süpürge yapılacak halıları ben yapamasam hani sen mi yapsan acaba sebep halılara daha çok bastırmak lazım ya ulan niye bastırıyorum halıya süpürge çekiyor zaten onu yani ben şey yapmıyorum ki. Hani emcüklemeyeceğim ben onu kendi kendime. Süpürge yapacak. Yancığına yancığına. Aynen. Koyayım halının. Sakin. Yani. Emcüklemeyeceğim. Böyle böyle türetirsin ha sabaha kadar.
Yani dolayısıyla o dönemde de işte Bihter'e bir bakıyorum. İşte süpürgeyi yapıyorum ben. Ulan süpürge bitmiş. Koltuğun arkasını yaptın mı? Yaptım. Tekli koltuğu çektin mi? Çektim. Hayvan var evde iki tane. Ne yapayım? Ama hem yapmayıp... Hem de... yaptığı yerden Netflix izlerken üstüne bir de... Aferin, bir onları... yandan sarılıyorsun eleştirirken o güzel hareket. Niye acaba? İyi dengeliyorsun o işte. Acaba? Tabii tabii. Hocam bu yollara hanımı bir hayvana benzetecek misin? Hangi hayvana benzetirsin? Komodo kedisi. Nasılmış komodo kedileri? Ya ne kedi ne komodo ejderi. Yani o hem vahşidir. Uydurma. Komodo ejderi gibi. Ya götümden uydurdum bir hayvan. Öyle bir hayvan yok da. Olmayan bir hayvanı mı anlatıyorsun bize o kadar? Evet. Bence olsa güzel olurdu ama. Komodo kedisi mi? Evet. Anladım. Yani. Lama köpeği gibi mesela. Lama da değil. Gibi. Köpek de değil arada. Hem köpek kuyruğu var hem tükürüyor. Öyle mi yani? Yani. Öyle türetiriz. Olur yani. Tabii canım. Tabii. İnşallah anlamlı bir cevap alacağım. İnşallah. Kuzum sen bir hayvana benzetiyorsun. Hangi hayvana benzetiyorsun? Ben iki hayvana benzetirim. Zaman zaman koala, zaman zaman hamster. Koala böyle hani mütemadiyen sarılayım, takılayım. Oh mis. Hamster'da da tıkar yani. Hani mümkün olsa hele fındık fıstık ver. Paketini tıkar ağzına öyle. Ha, çok yer. Yok kilo verdim de ruhum şişman. Çok yemek değil ağzına tıkıyor işte yani. Ha hep. Hep tıksın. Hep tıksın. Ben fındık fıstık yemeği falan bilmiyorum mesela. Ben hani millet insanlara ben şey yapıyorum. Falan. Çok özeniyorum. İşte sinemaya falan giderler ve kova alıyorlar mısırı. Herkes oradan içinden birer tane yiyor. Ben ondan böyle avuçla falan tıkıyorum. Buralardan gidiyor falan. Ben bilmiyorum yani. Onu, şişmanken hamburgeri tıkıyordu ağzına yani. Tam hamburger. Tabii tabii. Gördüm yani. Ya tıkmışlığım vardır herhalde bilmiyorum. Görememişindir aşağıda kalmıştır o yani. Diyelim yurt dışına gideceğiz. Tamam mı? Biletler alındı, oteller ayarlandı. Özgür'e vize çıkmamış, sana çıkmış. Gider misin? Gönderse giderim. Güzel bir cevap. Gider mi hocam? Gider. Sen kaldın. Evcimensin de seviyorsun. Yine Rowent'te evsiz. Hanımda gitmiş takılıyor. Maldivlere gitmiş. Uf. Süper gitsin yani. Ha? Ya ben gidemediysem zaten o gitsin. Öyle aklın öyle. Kalmaz tek başına eğleniyor diye. Yo. Süper. Ya şöyle aklın niye kalsın ki? Sonuç itibariyle hani bu hayatta öyle ya da böyle beraber bir şekilde baş koyduk. Beraber yol alıyoruz. Aynı şey benim başıma gelse ben de giderim. Bence de gitmeli yani. Gitmeli. Evet. O gider arkasından bir kere beraber gideriz yani. Yani. İyi. Benden daha rahatını görünce rahatsız oldum ben şu an. Peki hocam ayran olduğun yabancı bir ünlü var mı? Kadın. Var tabii canım. Kim? Gal Gadot. Wonder Woman. Oo. Hastasıyım. Ölürüm. Wonder Woman. O derece yani. Şimdi. Ne var ya? Grand Pera'nın balkonundan Wonder Woman atlayarak geldi. W yazıyor üstünde. Evet. Onunla bir haftalığına gider misin? Giderim. Tek. Giderim. Gider mi? Gider. Hastası çünkü. Hastası. Ama oturur seyreder yani. Böyle mal mal bakar. Emin ol bakmaz da sen yine. Sen yine öyle bakar, düşün. Bakar. Hakikaten bakar. Bir hafta yani. Gitmiş. Bak evler azıcık sana. Yo, hakikaten. Yok, ben hakikaten şöyle. Şimdi Instagram'da onunla ilgili tüm sayfaları takip ediyorum. İyi. Atıyorum işte şey. Saçma sapan böyle seksi pozlar, şuh pozlar verdiği zaman... Kendimce tepki olarak beğenmiyorum. Tabii, kızıyor. Tabii canım, anne diyor yani. Ben öyle bir sapkınım. Sen? Nasıl yapardın? Muhafazakar bir fan mısın yani? Dur, bunu nasıl bak, yapar diyorum. Yani hani yapmamalıydı. Bu popoyu sadece ben görecektim. El eleme gösteremezsin. Senin en fanın benim. Anladım. Beğenmiyorsun.
Diğerlerini beğeniyorsun. Yani. Seksi bir şey olsan beğenmiyorsun. Çok güzel ha. Kendi içinde çok ahlakı olan bir fanlık bu. Vallahi billahi bak. Yok yok, ben dediğim gibi hani şey, sadece o yüzünün gülen fotoğraflarını büyütüp duvarıma asabilirim. Hiç problem değil benim için. Hanıma da bir sor tabii. Duvarın değil ya. Ona duvarınız. Assın ben de karşısına Jason'a asarım. Ben bir ona döner, bir ona dönerim. Yani benim için o da problem değil. Siz Belçika için bile batısınız ikiniz yani. Sen bir Belçikalı size bakıp bunlar ne yaşıyor der yani, anladın mı? Abi hayır, aile bağları der yani Belçikalı. Hayır der. Yani. Anladım yani. En batı yani şu an. Dünyanın en batısıyla konuşuyorum şu an. Sen Mamu ailen gider misin bir hafta? Gitmez miyim? Yeter ki hani çağırsın tabii ki. Ya yemin ediyorum öyle olursa ben de mal gibi gider yan odada falan dururum böyle. Hani arada çıktığında göreyim adamı diye. Karı koca hastasıyız yani. Yok ben de seviyorum diyorum, adam iyilik gibi adam yani. Ama benim de kötü bir niyetim yok. Hani ben sizinle 4 saat oturayım. Muhtemelen 5 vakit namaza başlarım. Öyle söyleyeyim yani. Güzel. Çağdaşlık 1000. Yani o kadar çağdaşlar ki. Daha çağdaşı yok yani. Güzel. Çok tatlısınız. Teşekkür ama bu işte ederiz. Sonsuz güvenden geliyor. Aynen öyle. %100 öyle. Aynen öyle oluyor. Peki çıktı yurt dışına iş için. Bir aylığına diyelim. Airbnb'den ucuza gelsin diye bir evde kalacak. Ama bir kadınla kalabilir mi bir ay? Kadının kim olduğuna bağlı. Ne bilsin, o da bilmiyor. İsveçli bir kız. Tanımadığı bir insan. Tabii bir geliyor model ama bilmiyor yani. Böyle geliyor. Bakmaz ki. Ha tamam işte. Ben sadece anla diye tasvir ettim yani. Döner gayet sakin. Hani osura uyur yani. Ha tamam. Kalabilir o yüzden. Kalmak isterse kalır. Benim için problem yok. Hanım kalır mı? Kalır. Ben çok tercih etmem ya. Kalmayı. Ha anladım, tamam. Gerek yok yani. Niye tanımadığım bir adamla uyuyayım? Adamla uyumayacaksın lan. Evi paylaşacaksın. Tamam evi paylaşacaksın. Aynı evde uyuyacağız işte. Ha tamam. Horlar morlar hiç gerek yok yani. Tamam. Gece kalkar yürür korkarım falan hiç gerek yok yani o yüzden. Okey. 4 kişi şaşkınlıkla kaçtıyoruz şu an değil mi? Böyle yaşanabiliyor muymuş ya? Bu nasıl? Farklı bir kategoride puanlayalım bu arkadaşlarımızı. Rahatlık. Genişlik. Çağdaşlık. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Ebesinin gibi zahmet yani. Sadakat. Ben gibi 10 diyenler o desin. 10 tabi lan. Çağdaşlığın ve sadakatin aynı anda 10 olduğu ilişkiler lazım hepimize. Çok güzel konuştum ha. Tender alındık eğlence düzeyi. 8 üzeri diyenler o desin. Güzel. Az her bölüm efendim. Az geldi sanki. Beğenmedi. Bekle. 10 üzerinde 1 ve üzeri diyenler bir dakikaya o desin. İyi abi ses. Hiç tamam. Fena değil yani. Ses iyi. Abi böyle olmalı çünkü. Tabii. Yani. Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Uzun geçti. Hanım çok dudağı niyette değildi de. Ruju bana geçmesin diye sabahtan beri öpmüyor. Öyle mi? Evet. Gittiğimiz zaman ikimiz de orada parlarız. Tek olurdu yani. Anlamadım neyse o artık. Güzel geçti ama Ruju sana. Aa. Ne yapıyorsun şu an ya? Bana böyle yapıyor. Tatlı oldu. Aşkın izi oldu şu an dudağında. Tabii. Vallahi. Bir şey soracağım. Genelde buradan sonra pek bir soru sormayız ama siz böyle gece içmeyi seviyorsunuz mu? Tabii of. Ki. Takılıyorsunuz. Tabii ki. Hiç diğerinin üzerine kusan oldu mu? Üzerine değil de ben bir kere bir başlamışım kusmaya halıdan malıdan böyle komple. Yazlıkta çatıdaki bütün odanın her yerine istisnasız. Sonra? Gecenin 4:30'unda böyle. Ben kustuğumu da hatırlamıyordum çünkü. Temizlemiş. Hiç sözünü etti mi sonradan? Etti tabii canım. Her yer soğandı dedim.
5 senede bir kere temizlik yapınca etti. Yani... Hocam, hiçbir ilişki testi bölümü böyle bir kapakla bitmemişti öncelikle. Ağzına sağlık. Hanımlar beyler, eğer bu vakte kadar izleyip en az 3 kez kahkaha atıp bendeniz Mesut Süre'yi takip etmiyorsan, YouTube'da Mesut Süre'yle ilişki testi kanalımıza abone olmadıysan, yancini. Bölüm biter, bay bay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar, vakit ayırdınız. Ayaklarınıza sağlık, görüşürüz, bay bay.